Burada ayarlamamız gereken şey hole type, yani delik şekli. Bakın, faturalı counterbore'u ayarlıyoruz. Birincisine basın. Ondan sonra burada bakayım bir neymiş. Heh. 4 çarpı 4,5. Metrik 4 de ayarlıyoruz. Diğer her şey standart kalıyor. Yalnız throat all derseniz daha iyi olur. Yani throat all deyin. Throat all yani tümüne kadar Türkçesi. Ve ondan sonra bakın deliğimizi ayarladık bu şekilde. Ve bakın metrik 4 de şurada. Metrik 4'ü bulamıyorsanız bakın öncelikle ISO'nun altında type yani tip hex grow grade AB ISO işte 4017 falan. İkincisi yani. Ondan sonra positions bir tane yüzey belirlememizi istiyor. Deliği nerede açacağımıza dair. Biz deliği şu yüzeyde açacağız. Yani bu hizada açacağız. Hiza gibi düşünün. Yani komple tüm şeylerden bahsediyor. Bu hizadaki bir düzlemden bahsediyor. Yatay bir düzlemden bahsediyoruz aslında şu an. Şimdi yerlerine koyalım bunları. Ctrl 8'e bastık. Şöyle bir çizime karşıdan bakıyoruz. Bundan sonra bakın şu iki çizgiye de değmeden ortasına ama hangisini? Tam köşedekinin ortasına. Hatta bunu buradan değil de sol taraftan yapalım. Çünkü kararlı taraf bu taraftı. İlk ölçü verilen. Bakın buraya bir tane tıkladım. Ondan sonra şuraya bir tane tıkladım. Bu Hole Wizard'ın dur tıklamadım da aklıma şey geldi. Yani tamam tıkladım. Bu Hole Wizard'ın olayı nedir? Yani olayı aslında şurada kendini güzelce işte şey yapıyor. Ele veriyor. Bakın nokta komutundayız şu an. Yani aslında noktaya şu type'da ne dediysek onu yapıyor. Bir defaya mahsus Escape'e basarsanız artık Sketch'in diğer şeylerini de kullanabilirsiniz. Özelliklerini. Komutlarını. Ve Centerline'a tıklıyoruz. Yani yardımcı çizgiye ve orijinden aşağıya bir tane yardımcı çizgi çizdik. Bakın bunun yardımcı olması önemli. Şurada yardımcı olarak falan yazması lazım. Türkçe kullanırsanız veya for construction yazması lazım. İngilizce kullanıyorsunuz. Şimdi şu ikisini seçip yani hepsini daha doğrusu şöyle soldan sağa doğru seçip Mirror Entities dedik. Buraya şey yaptı. Aynaladı bunları. Yani objeleri aynala. Türkçesi. Şimdi 70 milimetre şu Smart Dimension akıllı ölçülenmeye girip 70 milimetre buradan buraya 70 milimetre dedik. Akabinde ne dedik? Bu aşağıdaki delikten en dışarıya ölçü 152 milimetre. Ve burada bir kez Escape'e basıp şu iki noktanın dikeyde hizalı olduğunu söylüyoruz. Vertical diyerek. Bu bir. Ölçülerin hepsi tamam. Yalnız bu yataydaki ölçüyü bilmiyoruz hala. O yataydaki ölçü içinde ne yapacağız? Şunu yapacağız. Orijinden işte ne kadar diyelim? Orijinden 131 demeyelim aslında. Orijinden yapmayalım o işi. Şuradan yapalım. Bir adet daha centerline alıp onu şuradan şuraya çektikten sonra diyelim ki bakın centerline'a bastım. Ondan sonra noktaya bastım ve dedim ki midpoint. Yani orta nokta ilişkisi verdim. Bu sayede full defined yani tam tanımlı bir şeyim oldu. Çizimim oldu. Ondan sonra çıkıyorum komuttan. Yani onaylayarak çıkıyorum. Bakın burada bir hiza problemi var. Sahiden de yani işte asimetrik bir durum var. Eğer bu sizi çok rahatsız ediyorsa buradan istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hani lineer pattern'e tıklayıp edit feature deyip ondan birinci çıkan yani o ufak kutucuktan birinci çıkan şeyi
daha doğrusu çıkan birinci nesneyi seçersiniz. İkonu seçersiniz. Buraya geri dönmüş olursunuz ve şunu yapabiliriz. Up to reference deyip, yani referansa kadar, hangi referansa? Bu referansa kadar. Şu referansa kadar dedik. Ve 19 mm yerine örneğin 18 dersek olmuyor. 18,5 dersek yok, bu böyle olmayacak. Bir dakika. Çıkalım buradan. Gençler, şunu yapacağız. Bu paterni sildik. Üstüne bakın, bu cut texture'un altından şöyle solundaki oka basarsanız altındaki sketch açılır. Buna bağlı olan sketch açılır. Gerçi bunu da silsek daha iyi olur. Silelim. Tabii o da gitti. Ya neyse ya, o zaman kalsın, neyse. Kalsın gençler ya, kalsın. Böyle kalsın. Çünkü buradaki delik sihirbazı aynı zamanda buradaki çizgilere bağlı. Ve şöyle toplamda 16, yani şöyle değiştirebiliriz bunu. Toplamda 16 olup aynen 19 mm arayla yaparsak daha az rahatsız edici bir sonuca ulaşmış olduk. Şimdi bunu burada bırakalım artık. Geçelim bir sonraki aşamaya. Evet, yanlarda da delikler açacağız. Bunu right plane'den doğrudan daire yaparak yapalım. Şöyle Ctrl 8'e bastık. Right plane'den, yani sağ düzlemden sketch açtık. Ve şuradan kaç tane? 2 tane daire çizdik gençler. Ve bu ikisi, pardon bir dakika. Centerline aldık bir tane elimize. Şuradan şöyle hop. Bu ikisi de bunun üzerinde. Ve bu iki daireyi tıklayarak onlara dedik ki siz equal, yani eşitsiniz. Ve bunların ölçüsü de kaçmış? 5,5. Buradan merkeze 40 milimetre. Şuradan 130 milimetre. İki dairenin arası. Ve bunu extrude cut ile, bakın throat all both, yani ikisine, ikisinden de tümüne kadar dedim, kestim. Akabinde şunu yapmam gerekiyor. Buradan bakın, tam buradan bir skeç açıp diyeceğim ki buradan 8, buradan 8. Veya ikisine de diyebilirsiniz ki işte siz ikiniz eşitsiniz. O zaman bir tanesini ölçü verseniz daha iyi. Yani yeterli olur. Bu da ve up to next diyoruz. Bunu da mirror'la kopyalıyoruz. Bakın, features'daki mirror'la, yani unsurlardaki aynalamayla yapıyoruz bunu. Ve şu ağacı açıyoruz ve buradan right plane'i seçiyoruz, sağ düzlemi. Yani burası ne olmuş oluyor? Right plane simetri düzlemi olmuş oluyor.
Peki neyi simetri, yani neyin simetri ekseni? Şuradaki kat ekstrüt 3'ün. Bu birinci parçaydı. Burada bitirelim kaydı. Şey yapalım, başka bir video olsun bu. Sıra sıra koyalım.